İkinci senemizde, böyle ikinci tedimizde sona doğru böyle bir eğitmen, bir öğretmen diyeyim, sahneye çıktı. Biz de böyle bir bakıyoruz, bakalım nasıl. O zaman da çok prova yapmıyorduk. Bizi öyle bir şaşırttı ki, öyle bir şaşırttı ki, öyle etkilendi ki, ben size şimdi Hacı Ormanoğlu'yu sunacağım da burada değil. Hacı Ormanoğlu, neredesin? Ne işin var yukarıda ya? Gel. Kar mı yağmış Harput'un başına? Kar mı yağmış Harput'un başına? Kurban olam toprağına, taşına, taşına, taşına aman. Kurban olam toprağına, taşına, taşına, taşına aman. Sağ ol canım. Seni seviyorum Ali Bey. Yine heyecanlandım. Ama heyecanımı da yitirmek istemiyorum. Heyecanınızı yitirmeyin. Heyecanınızı yitirirseniz bitersiniz. Şu kırmızıdan bir çıkayım. Neşeli ol ki genç kalasın, hayatından zevk alasın. Evet, farklı bir pencere. Sınıfta çektiğim fotoğraf. Bugün farklı bir pencereden bakacağız işlere. Daha önce Avcılı Köyü'nde 9 öğrenci vardı. Onlarla bir ekip kurduk. Türkiye'ye sesimizi duyurduk ve Türkiye'nin model okulunu oluşturduk. Tabii dedik ki galaksi hareket halindeyken insanın boş durma lüksü yoktur. O zaman devam. Bu kez 6 yıl o okulda kaldık. Öğrenci kalmadı. Muhtara dedim ki bak muhtar, çocuk olursa vallahi çeyrek takacağım. Çocuk yok ya, okul kapanacak. Yapmadılar çocuk, okul kapandı. Ama 6 yıl mücadele ettik, yeter. O çalışmayı önceden anlatmıştım, onun için. Peki bitti mi? Biz devam ediyoruz canım. Bu defa 15 kilometrelik Elazığ 15 kilometre şeye geldik. Bu defa bizi 25 kilometre daha uzağa verdiler. Ya tamam da biz 15 kilometre uzaklıkta gibi okuldaydık. Ya sen yaparsın ya. Tabii yaparım canım. Mesele değil kilometreler bizim için. Türküyle başlarım değil mi? Ne iş yaparsanız yapın, neşeyle başlayın. Türküyle başlayın, şarkıyla başlayın. Korkmayın ya. Bir ilk uyandığınızdaki yarım saatte yatmadan önceki yarım saatiniz o gününüzü belirliyor biliyor musunuz? Şimdi sabahın köründe yola düştük. Bu kez hangi okul? Meşeli'nin Neşeli öğretmeni. Meşeli köyü. Batman Sarsı'nda da görev yapıyorum. Yine Meşeli köyü. Elazığ'a geldik. Yine Meşeli köyü. Bu Meşeli de bir şey var çünkü ben Neşeli adamım. Şimdi yola geldik. Bu defa iki öğretmeniz. 22'likleri anneleri yoldan karşıya geçiyorlar. Ondan sonra bizi alıp 500 metre yürüdükten sonra birlikte okula geliyoruz. Sabah sabah köpekler bizi karşılıyor. Şimdi güneş doğmuş. Güzel temiz bir hava, köy havasına bayılıyorum ya. Aldığımız oksijenin %23'ünü beynimiz kullanıyor biliyorsun değil mi? Bize 40 kişilik sınıflarda pencere kapıyı kapatarak anlatıyor öğretmen. Ya bu çocuklar niye anlamıyor? Buna aptal mı ne ya? Oksijen kalmadı sınıfta. Pencereye aç oksijen alsın. İnadına pencereyi kapatıyor. Kapıyı kapatıyor 40 kişi. 40 dakika boyunca. Ya insan sınıfa giremiyor düşünün. Bir düşünün. Pencere aç da biraz oksijen girsin adamların kafası çalışsın. Ben şimdi bu türküyü söylüyorum. Harput tarihi bir yer. 4000 yıllık bir tarihi bir yer ve film çekmek isteyen, dizi çekmek isteyenleri bekliyoruz. Hepinizi de bekliyoruz. Bu arada o yabancı misafirler. Vallahi 12 yıl İngilizce dersi gördük ama fazla İngilizcem yok. Hello, welcome. Misafirler. 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise. 4 yıl üniversite. 18-20 kelime öğrendik. Şimdi ana sınıfından başladılar. İnşallah daha iyi öğretirler. Şimdi arkadaş diyor ki ya hocam senden önceki öğretmenimiz burada indiğimizde üf küf ediyordu. Ya bugün yine mi köy, yine mi öğrenci, yine mi uğraşacağım?
Ya sen türkü söylüyorsun, sen ne biçim adamsın? Arkadaş neşeli başla ya. Saat 3'e kadar burada değil miyiz? Buradayız. O zaman neşe içinde gitsin ya. Evet, devam. Meşelinin neşeli öğretmeni. Bu ekibi bir alkışlayın Allah aşkına ya. Bakın. Grup ekip var ya. Küçük yaşlarda o ruh verilirse başarılı olur. Her şeyde işte anlatıyorlar. Ekip olacak, işte grup olacak. İyi de ben bu tedrisi ekibini de çok seviyorum. Ha. Bunlar da çok değerliler. Şimdi bizim ekip de bu. Bu köyde koyunculukla uğraşıyorlar. Çocuklara ikişer dörder saymayı öğreteyim. Çocuğun biri parmak kaldırdı. Buyur yavrum. Öğretmenim. Biz bu sayıları öğreniyoruz koyunları saymak için. Tabii sayın. 700 koyunu nasıl sayacaksın? Yine aynı okulda öğrenciler görev veriyoruz. Onlara sorumluluk veriyoruz. Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Onlara güvenin, gerisini merak etmeyin. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Hızlı gitmek zorundayım. Papatya'dan kaç kişi taş yapmayı biliyor? Oo, çok az ya. Bir gün burada bir papatya'dan tasarım. Tasarımcılar, papatya'dan... Ali Bey, bir dahaki sefere köyden papatya getireceğim. Burada taş yapacağız, hediye edeceğiz. Ben çocuklara, köy çocuğu papatya'dan taş yapmayı bilmiyor. Ya, olur mu dedim ya? Bir öğretik kolye yaptılar, bileklik yaptılar, yüzük yaptılar. Siz yetek öğretin, gerisini getiriyorlar onlar. Bu şey, serbest etkinlik dersi, görsel sanatta dersi. Hiçbir okulda böyle bir şey olmaz. İlk görev yerimizdeki okulun eski hali ve yeni hali. İstendikten sonra her şey olur. Çocuklar bahçede evcilik oynuyorlar. Ev yapmışlar. Beni davet etmem, çay içmeye gelir misin evimize? Ben zaten gerçek evlerine gidiyoruz. Buraya davet ettiler. Yarım saat diyor ki bu benim odam. Burada kitaplığım olacak. Burada şeyim. İşte yatağım burada olacak. Şurada anlatıyor ha. Yaptığı çakıllardaki şey. Yarım saat ev odasını anlat. Hayalindeki odayı bu da bana anlatıyor. Ama bir gün o odası olacak. Tasarım. 8 tane tasarımcı var değil mi Ali Bey? İlkokul 2. sınıf mühendisinin tasarımı. Gelincikle yapmış bunu. Gelincik çiçeğini biliyorsun. Topladılar getirdi dedi. Öğretmenim böyle bir şey yaptım. Bu ne ya dedim. Dedi gelin. Gelincik çiçeğinden gelin yapıyor. Dün hocam bu da anlattı ya. Ona göndereceğim bunları. Meşeli köyü ama meşe yok, ağaç yok. Ya bu ne oldu bu ağaçlara? Vallahi işte kestik hocam, tarla yaptık, koyun yedi. Ne olacak? Biz yine yaşatmaya varız dedik. Bakın şu okul duvarları, işte bahçe duvarlarını taş duvarla örüyorlar ya, nefret ediyorum. Ya mağaza ağacı dikin, çalı dikin, hem yeşersin hem de duvar görevi görsün. Biz hemen, geçen sene bu. Bu geçen seneki şey. Çocuklarla birlikte okulun bahçesine. Şimdi diyeceksin bu diken ne ya? Bunun hatırası var. Bir resim binlerce kelimeye işleyerdi. Saygıda insanlar. Biz, konumuz iyilik. Bir baktım yolun kenarında bir köpek ölmüş, kokuyor. Gelen giden burnunu tutup gidiyor. Allah'ın bir kulu da üzerine bir toprak atmıyor ya. Çocuklar dedim iyilik yapmak ister misiniz? Evet öğretmenim, hadi. Kürekler alın gidiyoruz. Aldık. İlk kürek toprağı ben attım. İkinci, onda 10 kişi, 11 kişiydik. Zaten herkes bir kürek toprak atınca o koku bitti. Hem o hayvana iyilik yaptık, o da geçenlere iyilik yaptık, kendimize iyilik yaptık. Dünya iyilik kurtaracaktır. Evet. Uygulama bahçesi projemiz devam ediyor. Hangi okula gidiyorsak bunu yapıyoruz. Memleketin yaşatmasını istiyorsanız, ülkemizin, dünyamızın yaşatmasını istiyorsanız bu şeyi küçük yaşta çocuklara vermemiz lazım. Onun için biz Nisan yağmurları misali her tarafı yeşetmeye varız ya. Proje ödevini açıklıyorum. Şu anda 1. sınıflar okutuyorum. Çocuklara tohum verdim. Dedim bu tohumları ekeceksiniz taksırlara. 15 Mayıs'ta saksılarınızı getireceksiniz. Bakacağım, not vereceğim. Kağıt mağatı yok. Sadece üretim var. Biz üretmeye devam ediyoruz. İkinci proje.
Türkçe dersinde. Arkadaşlar kağıtları çıkarmışlar, kes yapıştır yapacaklar. Ha işte bir şey yaramadı, kes yapıştırları projeler. Çocuklar dedim, tutumlu olmayı anlattık. O zaman herkes bir kumbara alsın, birikimlerini yapsın. 16 Mayıs'ta kumbaranızı getireceksiniz. Biriktirdiğiniz parayla ne almak istersiniz? Çok da paralar yok, 3 lira 5 lira. Önemli değil. Önemli olan onlar neler düşünüyorlar? Bir de dedim, çok paranız olursa ne yapmak istersiniz onu da anlatacaksınız. Bilmem, iyi mi bir proje herhalde. Ekip, bu defa şehir merkezine geldik. İlk işim, bütün öğretmenlere 1,5 saat konferans vermek. Arkadaşlar, şunları yaparsak iyi olmaz mı? İyi olur, iyi olur da köyde olur, şehir merkezinde olmaz dediler. Nak olmaz. Ne olmaz ya? Kim demiş olmaz? Siz diyorsunuz olmaz. Ben diyorum olur. Ekip, yine ekip. Elleri görüyorsun değil mi? Herkes taşın altına elini koyacak. Başka yolu yok. İşte ilk günkü fotoğrafımız. Ondan sonra sınıf düzeni. Ya senelerce bizi trencilik gibi adı adı oturttular. İşte siz birbirinizin ensesine bakıyorsunuz. Allah'tan böyle yüksek olmasa var ya, sadece ense göreceksiniz. Senelerce birbirinizin ensesi. Aaa, bunun ensesi de iyiymiş. Ya arkadaş, yüz yüze bakalım ya. Yüzleşelim ya. Yüzleşelim. Bugün yüzleşiyoruz işte ya. Şu milli eğitim, şu adı adı oturma düzeni bozmalı ya. 100 yıl önce de öyle oturuyorduk değil mi? Hepiniz öyle oturmadınız mı? Bu şekilde oturamaz mısınız da? Hala aynı. Aa 3 kişi, 5. Ya 5 olur mu ya? Hepiniz oturacaksınız. Şimdi dedi ki, atölye ya. Çocuğun ömrünün yarısı sınıfta, yarısı okulda geçiyor. Sevmedi bir yerde başarılı olabilir mi Allah aşkına ya? Zorla getirilen yerde başarılı olabilir mi? Etkinlik yapıyoruz, sulu boya. Öğretmen arkadaş diyor ki, hocam 1. sınıfta sulu boya olur mu? Niye olmasın? Ya bunlar yapabilir mi? Niye yapmasın canım? Yapıyorlar. En kralını yapıyorlar. Yakında sergi de açacağız. Ha, sınıfta bowling oynadınız mı hiç? Şanlıurfa'da sınıfa ork götürmüştüm diye soğuştumu açmışlar. Burayı diskoya çevirmiş. Ya bırakın müzik eşliğinde etkinlik yapalım ya. Programlar değişti diyor. İstediğin enstrümanı getirebilirsin. Nasıl ya? Hadi. Balonları getirdi. 3 gün önceki görüntü. Öyle uzak görüntü değil. Çocuklar sıkıldılar. Çocuklar balon oynayalım mı? Ya dışarıda kar kış. Etkinlik yeri yok. Oyun yeri yok. Çocuk ne yapacak? 6 saat 1. sınıf önce hep matematikten toplama çıkarma. Çarp böl. Ya senelerce biz bu çocukların matematikte problemleriyle uğraştığımız kadar hayattaki problemleriyle uğraşsaydık hiçbir sorun kalmaz ya. Tercüman arkadaşının işini biraz zorlaştırayım. Elazığ'da 2 kişi bir araya geldiğinde diyor, Gako neydisin? Valla neydi? Gındırlanik. Hadi tercüme et Gındırlanik'i. Daha önceki sunumumda da cincik gibi dişler demiştim. Bayağı sıkıntılı. Daha de diğer tercümeler yapıyordun. Tercüman yukarıda mı Ali Bey? Şehir merkezi. Teneffüsler çocuklar koşuyor, boğuşuyor. Ya kardeşim bu apartmanlarda oyun oynayacak yeri yok çocuğun. Ne de oynayacak? Ya okulun bahçesinde başka da yeri yok. Dün akşam İstanbul'u gezdim. Valla İstanbul'daki çocukların da mutlu olması mümkün değil. Oyun oynayacak yeri yok ya. Bizim çocukluğumuzda hep oyuna geçerdi. Ve çocuklar koşuyor, tabii çarpışıyorlar. Ne yapacağız? Çözüm. Çözümün parçası olmazsanız sorunun parçası olursunuz. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Lak lak. Ya çözüm sonuç. Çocukları topladım bir düdük aldım. 10 tane sınıf. Çocuklar oyun oynamak ister misiniz? Evet. Hadi oynayalım. Oynuyoruz. Şarkılar söylüyoruz. İşte devecüce oyunu oynuyoruz. Tek bir iki şartımız var. 2 kuralımız var. 1. Merdivenlerde inip çıkarken koşmayın. Koridorlarda koşmayın. Çarpışıyorsunuz. Üzülüyoruz ya. Bir iki şey söyledik. Tamam. %70 etkili oldu. Çocuklar koşmadan merdivenden inip çıktılar. Bağırarak, çağırarak, döverek geç onları. Yutmuyor. Sağlıklı dişe bol gülüşe köyde yapıyorduk. Öğretmen diyor ki bu da yapamazsın. Devam ediyoruz. İşte.
Melis diye öğrencim 6 yaşında el yazısı çalışması yapıyoruz. Daha önceki şeyde anlatmıştım. Üf küf ediyor, yapamıyorum. Kız yaparsın, yapamıyorum öğretmenim. Kızım yaparsın, fıstığım yaparsın. Geldim yana şu. Sınıfa hava atıyor, öğretmen benden bıdık aldı. Şimdi liseye gidiyor, biliyor musunuz? Bunu anlatırken üniversitelerde birçok üniversiteye davetimiz oldu. Ya bu TED bizi var ya, bizi ne hallere soktu. Daha birçok şirket bizi çağırmış, gel konferans ver. Birçok üniversite çağırmış, gel konferans ver. Ha bu Ali Bey ya, bu ekibi ya. Şimdi üniversitede öğretmen adaylar, 20 bin civarında öğretmene, öğretmen adayına gittik anlattık. Ya bak bu goncaları size teslim edeceğiz, adam akıllı yetiştirin bu çocukları. Bak, evet yavaş yavaş toparlıyorum. Şimdi üniversitede öğretmen adayı konferanstan sonra dedi hocam bir bıdık da benden alır mısın? Ya herkesin bir daha ihtiyacı var ha. Herkesin sevgiye ihtiyacı var ya, birbirinizi sevin. Hoş dedi ya, I love you, hepimiz birbirimize I love you dedik. Ya o Kazak işi de güzeldi ha Mahir Bey. Eğitimle ilgili de bir Kazak örelim. Mahir Bey'in şeyi de güzel. Dün tabii şimdi bir yeni gelene işe Fransız kaldı. Dün adam Kazak öldü. Ha, şey sonuçlandı. Daha geçiyoruz, hızlı geçiyorum. Evet, Fatih. Velilere telefonu verdim, dedim beni arayabilirsin. Fatih'in abi saat gece 9:30, 10'du. Hocam, Fatih banyo yapmıyor. Ulan dedim hazırlayın gelip çimdireceğim. Şimdi bu klasörlerden 20 TL'lik klasörler hazırladık. İçerisinde çoraplar, boyalar, kalemler. Yok yok. Sağ olsun Sera Sabancı 1000 tane çocuğa bu şekilde destek oldu. 1000 köy çocuğuna ulaştırdık. Ve şunu yaşadım. Hemen hızlı bir geçeyim. Bir ikinci sınıf öğrencisine seti verdim. Sıfırlamış ya. Seti verdim, dedi ki öğretmenim çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar bütün resimleri siyah boyuyordum. Düşünebiliyor musunuz? Kapkara boyuyor. Niye dedim? Yok dedi, boyam yoktu. Boyası yok. İşte yüzleşelim ha. Daha halen şu dönemde bizim çocuklarımız 10 çeşit boya malzeme kullanıyor. Bir boyası yok ki güneşi sarı yapsın. Gökkuşağını rengarenk yapsın. Yapamayan çocuklar var ha. İşte yüzleşelim ha. Ve dedim ki can sıkma ya. Sana boya getirdik. Diyor hele gelin gelin, neler var içinde, neler var. Diş macunu, diş fırçaları, çoraplar, kalemler. 3 çeşit boyası oldu. Güneşi artık sarıya boyuyor. Çiçekler rengarenk boyuyor. Teşekkür ettik. Mektupla da Sera Sabancı'ya teşekkür ettik. Hemen hızlandırıyorum ve 17 yıl sonra kendi üniversitemde gittim, konferans verdim. O da ayrı bir güzellikti. 4 tane hocam odaydı. O şey başkaydı. Evet, bizim çocukluğumuzdaki en güzel şey uçurtmalarımız. Ya bakın, ben bu uçurtmaları uçururken aldım, hazır hiçbir şey göremem ya. Kuşlara selam gönderiyorduk ama şimdi çocukların çok uçurtma yapmayı bilmiyor. Her yerde eğitim olur, her yerde çalışma olabilir. Hızlandırıyorum. Arkadaşlar, daha dün Delevsi Güner Ağzı'nı sokağında çektim okula giderken. Burada mutlu çocuk yetişir mi ya? Sadece bu Elazığ'da değil ki, İstanbul'da da aynı. Her tarafı beton yığını yaptı. Çocuklar ne de oynayacaklar Allah aşkına. Ve yüzleşelim. Akıllı telefon, akıllı bilgisayar, her şeyi akıllı aldık da çocuklarımız mutlu değil. Mutlu çocuk yetiştiremiyoruz. Son bir iletişim firmasına konferans veriyorum. Hacı öğretmen dedi, anlattıklarını çok güzel. Genel müdür söyledi, ismini vermiyorum. Dedi ki, ben de bir şey söyleyeyim. Bir arkadaşım çocuğunu köye götürmüş. Gerçek koyun görmüş. Demiş, baba bu kaç yatırımla çalışıyor? Dadi, dadi gel buradan yap. Ya alkışa alkışa korkma. Devam et. Şimdi adam yolda geçerken kaza geçen bir adamı görmüş, demiş baba bu ikinci canını kullanacak mı? Yüzleşin. Yüzleşmeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum beni sabırla dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Daha anlatılacak çok şaşı var. Ama bu alkışlar dünya goncalarına. Bütün goncalara gitsin. Kalbi yağmış har budur başına. Kalbi yağmış har budur başına. Kurban olan toprağına taşına. Ya sizi de seviyorum az. Birbirinden mıdık aldım. Sağ olun. Okey. Tamam. Süper.